Dünyada insansız hava aracı dendiğinde savaşlarda gidişatı değiştiren, özellikle de 2020'deki operasyonlarıyla tek bir sistem öne çıktı. Bu Baykar makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 taktik insansız hava aracıydı. Önce Libya, arkasından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda öne çıkan TB2'ye arka arkaya ambargolar gelmeye başladı. Kanada'dan motor kamera derken en son İngiltere merkezli Andair şirketi yakıt sistemleri ile ilgili bazı parçaları Baykar'a vermeyeceğini açıkladı. İşin enteresan tarafı da şirket bu kararı İngiltere'de bulunan Ermenistan Büyükelçiliği'nin talebi üzerine almıştı. Peki gerçekten ne oluyor? Bir yandan da izleyicilerin bir kısmı soruyor. Diyor ki ya hani %100 yerliydi, milliydi. Nedir bu, bir sürü sistem yurt dışından çıkıyor. Gelin bu videomuzda bu ambargo meselesine, yerlilik, millilik kavramına birlikte bakalım. Neler yaşanıyor? Hangi önlemler alınıyor? Veya çözülemeyecek problemler var mı? Buna birlikte bakalım. Taktik sınıftaki Bayraktar TB2 önce Türkiye'de yurt içindeki çeşitli terör operasyonlarında kullanılmaya başlandı ve bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı. Bunu sınır ötesi operasyonlar izledi. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu İHA çok önemli bir sahadaki hava aracı oldu ve yüzlerce hedefi vurdu ve teröriste de bir korku oluşmasını sağladı. Açık alanda dolaşamamaya, özellikle de yurt içinde adım attırmamaya başladık PKK'ya. Ve daha sonra da işte Katar, Ukrayna bu taktik sınıftaki İHA'mızın yurt dışı kullanıcıları oldular. Ve arkasından yurt dışı anlamında en fazla yıldızının önce parladığı yer Libya oldu. Libya'daki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti TB2'lerden aldı. Ve gerçekten belirli bir artık kıyı şeritlerine sıkışmıştı Libya Ulusal Hükümeti. Darbeci General Hafter'in güçlerine karşı sıkıntı çekiyordu. TB2'ler oyunu değiştirdiler burada. Ve gerçekten çok büyük ve çok önemli operasyonlara imza attılar. Orada da adı Pantsir avcısına, Rusların geliştirdiği önemli bir uçak savar sistemi Pantsir avcısına çıktı. TB2'ler parlayan yıldızı artık böyle dünya gündemine Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda çıktı. TB2'ler inanılmaz başarılı operasyonlara imza attılar. Tabii tek başlarına değil, bunun yanında özel geliştirilmiş elektronik harple çok tecrübeli operatörler Türkiye'nin bu tecrübeyi aktarmasıyla ve tabii ki sahada da İsrail'in geliştirdiği donanan mühimmatlar, kamikaze dronlarla birlikte inanılmaz iyi iş yaptı ama bir yanda da TB2 şimşekleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle Ermeni diasporası veya Ermenistan'ın yaptığı girişimlerle önce Kanada abluka altına alındı ve TB2'de kullanılan Rotax 912 motorunu, ki bu motorun imalatçısı Kanadalı Bombardier şirketi, bir ambargo getirildi. Arkasından bunu TB2'nin kullandığı Vescem imalatı MX-15 kamerası izledi. O kamera ile görüntü alınıyor, işaretleme yapılıyor. Bu kamerada bir ambargo geldi. Tabii ki Baykar grubu hızlı adımlar attı. Bu adımları atarken Rotax motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ'nin geliştirdiği PD-170 aldı. MX-15 kameranın yerini de Aselsan'ın geliştirdiği CATS aldı. Bu şekilde bu sorunlar hızlı bir şekilde yerleştirilerek aşılmış oldu. Ve tabii ki TB2 bu daha kuvvetli motoru, daha büyük kamerasıyla TB3 standartlarına doğru da yavaş 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 ilerliyor. En son ambargo dediğim gibi İngiltere merkezli Andair şirketinden geldi. Andair şirketi ufak bir imalatçı. Dünyada çok sayıda muadili olan bir sistem üretiyor. Bu sistem uçakların, ultralightların veya işte Bayraktar TB2 gibi büyük sınıftaki insansız hava araçlarının yakıt sistemlerindeki yakıtın motora aktarılmasını sağlıyor. Özel valfler geliştiriyor. Bu valflerden TB2'lerde iki tane var. Yedekli olarak çalışıyorlar. Biri tıkandığı zaman ikincisi devreye geliyor. Ve bu tıkanan özel bir kapak sistemiyle yakıt akışını kendinde kesiyor. Diğeri beslemesine, motora yakıt akışına devam ettiriyor. Bir sistem daha var Andair tarafından üretilmiş TB2'lerde kullanılan. Bu da yakıttaki su oranını, suyu ayıran bir sistem.
Malum yüksek oktanlı benzin kullanılıyor TB2'lerde ve bu benzin içerisinde, uçak yakıtı diyelim biz buna, uçak yakıtı içerisinde su olabiliyor. Suyun öz kütlesiyle 110 oktan benzinin öz kütleleri farklı. Bu su ayrım sisteminde özel kase içerisinde bu su ayırt ediliyor ve yakıt akışı motora sağlanıyor. Çünkü o yakıtın içine karışacak su motorda teklemelere, bazen durmalara neden oluyor ve gerçekten su oranları çok önemli. Uçuş sonrasında, görev sonrasında bu su oranı alınıyor, teknisyen tarafından ölçülüyor, yakıt değerleri değerlendiriliyor. Yani önemli bir şey. Ama bu iki sistem de aslında çok basit sistemler ve dünyada bir sürü muadil var. Peki TB2'de niye bu kadar çok yabancı sistem var gibi bir soru gelebilir. İşte motoruna bakıyoruz yabancı, kameraya bakıyoruz yabancı, ona bakıyor, valfi yabancı. Ya bu %100 yerli milli değil miydi gibi insanlara soru geliyor. Burada da en büyük problem yerlilik, millilik kavramının ne yazık ki karıştırılması. Örneğin 1980'lerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi operasyonuna, fabrikanın çalışması F-16 montajıyla başladı. Tabii ki ürettiğimiz parçalar vardı ama Amerika'dan hazır gelen parçalar da vardı. O parçalar Ankara'daki fabrikada birleştiriliyor ve ortaya bir F-16 çıkıyordu. İşte burada sizin ürettiğiniz parça yerli parça, Türkiye'de üretiliyor. Ama bütün know-how'ı, bütün mühendisliği, işlemleri, işte ne bileyim belki de civatası, şusu busu yurt dışından geliyor. Bu bir yerli üretim. Yerli üretimde sizin bir herhangi bir mühendislik veya bir yazılım katkınız yok. Milli üründe ise, milli dediğimiz zaman yazılımı, mühendisliği size ait. Yani bir ürün çıkardığınız zaman hukuki olarak onu satma hakkına sahipsiniz. Başkası karışamıyor. O F-16'lar yerli parçalarla yerli üretim. Ama bugün işte Hürkuş milli uçak, Anka milli insansız hava aracı, TB2 milli insansız hava aracı, Akıncı keza milli insansız hava aracı. Sizin bu tasarıma sahipsiniz, istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İsterseniz 2 kanatlı, ister 5 kanatlı yapar, ister 7 motorlu yaparsınız. Her türlü modifikasyonu yaparsınız. Mühendislik hakları sizde. O zaman bir ürün milli hale gelmiş oluyor. Milli hale gelmiş olurken de %100 derken bununla ilgili buradaki mühendisliği kapsıyor. Siz tutabilirsiniz, Akıncı'nın motoru Ukrayna'dan geliyor. Veya yarın öbür gün yabancı bir uçağa yerli bir motor takacaksınız. Burada da sizin haklar motor konusunda sizin olduğu için istediğiniz sözü söyleme, hay kardeşim takamazsın deme durumuna, yetkisine sahipsiniz. Bu yüzden yerlilik ve milliliği karıştırmamak lazım. Peki TB2'de niye bu yabancı sistemler var? Şimdi TB2 sınıfının en önemli özelliği çok sayıda imal edilebilir olması ve fiyatının da çok makul olması. Şimdi bazen işte sınır ötesi operasyonlarda, Libya'da veya Azerbaycan'daki operasyonlarda riskli işler yapıldı. Ne yapıldı? TB2'nin vurulma riski var. Vurulabilir, düşsün. Çok pahalı bir insansız hava aracı sistemi değil mi? Düşer ama onu ateş edenin yeri belli olur. İkincisi gelir vurur onu. Bu nedenden dolayı hani düşmesi çok büyük bir kayıp değil. Ama mesela fiyat olarak, teknik özellik olarak Anka daha pahalı bir insansız hava aracı. Daha sofistike görevler yapıyor. Her birinin görevi çok farklı. Elinizde ne kadar çok çeşit olursa ona göre daha başarılı bir hizmet yapıyorsunuz. Bu nedenden dolayı fiyat performansı yakalayabilmek için daha basit, bu basitlik derken fiyat açısından uygun sivil ürünler kullanılmaya başlanıyor. İşte bakıyorsunuz Rotax 912. Çoğu ultra wide'de kullanıyor. İşte binlercesi imal edilmiş. MX-15 kamerası. Helikoptere konuyor, araca konuyor, oraya konuyor. Gerçekten Westcam bu konuyla ilgili dünyanın ilk imalatçılarına çok sayıda imal etmiş. Fiyatı gayet uygun. Ha, buna ne zaman ulaşırsınız? Siz de o sayılarda motoru üretirseniz, hani şu an mesela TUSAŞ motorun T'nin PD-170'i var. Daha rakamlar az sayılardan. Üçlü rakamlara gelmedi. Üçlü rakamlara geldiği an imalat maliyetleri daha da aşağı çekilecek. Çok daha makul. Belki diyeceğiz ki ya tek motorlu pervaneli bir uçakta da kullanılır. Çünkü ilgili sertifikasyonu var bunun. Veya yarın diyecek ki X bir ülke ben bunu İHA'mda kullanmak istiyorum. Buyurun diyeceğiz, vereceğiz. Tabii parasıyla, imkanlarıyla bunlar paylaşılacak.
Bu çok önemli bu açıdan. Şimdi ucuzluk açısından bir de havacılıkta öyle alıp işte otosanayide bilmem ne yaptırıp koyamıyorsunuz. Her malzeme çok özel testlerden geçiyor. O yüzden normalde otomobilinize kullandığınız 1 liralık vida uçakta 10 lira, 10 dolar oluyor, 100 dolar oluyor bazen. Niye? Her koşulda bunları kabul ettirmek için. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'ndaki pist ve taksi yollarının ışıklarıyla ilgili bir video hazırladım. Özel LED ışıkların fiyatlarının 500 euro ile 1000 euro arasında olduğunu paylaştım. Bilgisini paylaştım. Bir sürü izleyicimiz dedi ki, ya dediler biz lambacılara gitsek en delikanlı LED lamba 200 lira. 200 lira ama o armatürün üzerine 300-350 tonluk Boeing 777 iniyor. Ve günde bu 100 kere 200 defa inip kalkıyorlar. Düşün İstanbul Havalimanı. O dayanabilecek mi? Bunun sertifikası var mı? Eğer o armatürün üzerinde lastik bastığı zaman, kırıldığı zaman sigorta şirketi diyor ki bu lamba kırmış bunu. Nerede bunun havacılık sertifikası? Buyurun diyorsunuz. O havacılık sertifikasını veremediğiniz durumda uçakla ilgili bütün hasarları ödemek zorundasınız. Böyle havacılık ucuz bir iş değil. TB2'de de bu yüzden sertifikalı, dayanımı garantilenmiş, sertifikalandırılmış malzemeler kullanılıyor. Zaman zaman bunların yerli muadilleri oluyor. Örneğin TB2 ilk uçtuğunda uçakta kullanılan, insansız hava aracında kullanılan lastikler ithaldi. Bugün PETRAS üretiyor. Boyası ithaldi. Bugün Türkiye'de bir yerli imalatçı bunun boyasını yapıyor. Valve'e gelirsek, dediğim gibi iki farklı valve var. Bu valve'in tanesinin değeri 50 dolar. Ve Andair.co.uk sitesine, imalatçıya girdiğiniz zaman oradan internet üzerinden alışveriş yapıyorsunuz. Ve bunu alabiliyorsunuz. Çok basit bir sistem. Baykar bu kadar basit bir sistemi yapabilir mi? Yaptı da zaten. Akıncıda kullanılan sistemler, yani yakıt deposundan yakıtı motora aktarırken kullanılan bu valfler Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Yalnız havacılıkta şöyle bir durum daha var. Siz her şeyi kendiniz yapacağım dediğiniz zaman bir uçakta, basit uçakta bile binlerce sistem var. Hepsini hak edebilmeniz çok zor. Veya Baykar diyecek ki ben işte 10 tane mühendisi ayırdım. Şu valfi yapacak, şu noktayı yapacak. Bunları yaparlar. Ama size ne kadar mal olacak? İşte fiyatı 50 dolar. Belki size 5000 dolara mal olacak. O zaman fiyat performansı yakalayabilecek misiniz? Soru işareti. Doğru olan burada uygun olan şeyleri toparlamak, Türkiye'nin üretileceği hale getirmek ve ihraç edilmek. Binlerce yaptığınız zaman o size 50 dolar değil 5 dolara mal olacak. Ve yarın öbür günde birisi bir şey dediği zaman işte vermeyeceksiniz onu. Veya diyeceksiniz ki fiyatı bu kadar. İşte o zaman ciddi anlamda para kazanacaksınız. Baykar bu mühendisleri ayırsa bunları yapar mı? Yapar. Ama o mühendislerin şu an TB3'ü geliştirmeye, akıncıyı geliştirmeye, farklı tasarımlar yapmaya ihtiyacı var. Siz bu kadar önemli ARGE projelerinden tutup bu adamları daha basit şeylere çevirdiğiniz zaman verimli kullanmış olmuyorsunuz. Askeri savunma projelerinde bu tür ufacık ayrıntılar bazen projelerin uzamasına neden oluyor. Malum geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri KATSA uygulamasını aldı Türkiye'yi. Ve zaten son 3-4 yıldır işte yapılan kısıtlamalar, ambargolar da resmileşmiş oldu. Şimdi burada Türkiye'nin ilerlemesi gereken şeyler var, yapması gereken şeyler var. Bunlar bir bakıma iyidir, ülkedeki sanayiyi geliştirir. Ama çok sıkıştığınız zaman birçok sistemi de farklı farklı almanın yolları da vardır. Yani öyle bir valfle bu uçmaz dedirtmek zordur. Tabii ayıp olan o şirketin Ermenistan Büyükelçisi'nin talebi üzerine üretimini durdurmasıdır. Aynı hatayı Kanadalılar da yaptılar. Yarın öbür gün Türkiye'de bir ihale, bir proje olduğu zaman bunun da bence karşılığını alırlar gibime geliyor. Bugünkü programı, videoyu Türk Yıldızları tişörtümle çektim. Türk Yıldızları'nın resmi bir satış yeri var. Burada linkini görebilirsiniz. Bu mağaza üzerinden bu tür ürünlerin satışı yapılıyor. Malum pandemi salgın, yani koronavirüs salgını nedeniyle pek fazla gösteri yok ama online olarak bu ürünleri alırsınız. İnşallah kısa zaman içerisinde bu pandemi biter ve tekrar Türk Yıldızları'nın o güzel gösterilerini seyretme imkanı buluruz. Bu arada bu satılan malzemelerin elde edilen gelir de
Kartal Vakfı'na gidiyor. Kartal Vakfı nedir? Türk Hava Kuvvetleri'nin şehit ailelerine yardımı için kurulmuş bir kuruluş. Onlardan bize miras kalan, çocuklarına, ailelerine bakan, çocuklarını okutan, onlara ev alan, böyle gerçekten çok büyük bir hayır işi yapan bir vakıf. Bu tişörtlerin, ürünlerin de gelirinin oraya gittiğini size hatırlatmak isterim. Bugünkü konumuzda biraz Baykar'ın geliştirdiği TB2'ye uygulanan ambargolar ve o kapsamlı Türk savunma sanayindeki etkilerini inceledik. Yerlilik, millilik kavramının altını çizdik. Arkadaşlar, bu konu çok karıştırılıyor. Lütfen dikkat edin. Ve konu bazen farklı farklı boyutlara gidiyor. Farklı farklı böyle bir siyasi anlamları oluyor. Her anlamda işte bir taraf başka bir şey söylüyor, bir taraf başka bir şey söylüyor. Ben videolarımda size gerçekleri ve olması gerekenleri anlatıyorum. Gidip de hamaset de yapmıyoruz veya gereğinden bir şey çok daha da parlatıp burada sunmak istemiyorum. Sunmuyoruz da zaten. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler derken detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgaozbek.com sitemizde. Her gün yayınımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bizlere destek vermek isterseniz katıl tuşu da sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın.